Evet sevgili Altın Rehber izleyicileri, şimdi de Aslı Katipoğlu Bale ve Dans Akademi'deyiz ve yanımda Aslı Katipoğlu var. Merhabalar Aslı. Merhaba, hoş geldiniz okulumuza. Hoş bulduk. Aslı Hanım, birazcık daha sizi yakından tanıyalım mı? Baleye nasıl başladınız, nasıl bu işe gönül verdiniz? Tabii, Aslı Katipoğlu ben. Baleye 4 yaşında başladım. 9 senelik uzun bir eğitimden sonra yaklaşık 16 senedir de hocalık yapıyorum, eğitmenlik yapıyorum. Kurumumuzda bu 4. senemiz oluyor eğitim hayatımızda. Bu şekilde derslerimizi yapıyoruz burada. Peki kurumunuzda ne tür dersler veriliyor? Bale, ana branşımız klasik bale eğitimi. Yan branşlar olarak da piyano ve jimnastik derslerimiz var. Burada çocuklarını baleye başlatmak isteyen ebeveynler için nasıl önerilerimiz var? Hani kaç yaşında başlamak gerekiyor? Nasıl bir süreçten geçmeleri gerekiyor çocukların? Bale derslerini 3 yaşından itibaren öğrenci kabul ediyoruz. 3 yaşındaki öğrencilerimiz daha annelerinden yeni ayrıldığı için onların fiziksel gelişimine ve entelektüel olarak kendilerini geliştirmelerine bakarak grubumuza yerleştiriyoruz. 5 ve 7 yaş arası içinde hazırlık gruplarımız var. Bale eğitimine hazırlık grupları. 7 yaş ve üstü içinde teknik eğitimler. Milli eğitime bağlı bir okul olduğumuz için 2 sene hazırlık grubu, daha sonraki senelerde öğrencilerimize 8 senelik eğitim veriyoruz, teknik eğitim veriyoruz. Daha önceden bale yapmış öğrencilerimizi seviye tespit sınavıyla, daha önceden bale yapmamış öğrencilerimizi de kendi yaş gruplarına uygun sınıflara yerleştiriyoruz. Bu şekilde 8 senelik eğitimin sonunda da başarılı olan öğrencilerimize öğretmenlik yapabilecekleri sertifikayı veriyoruz. Peki Aslı Hanım, hani bir eğitmen olarak ne düşünüyorsunuz? Çocuklarda balenin nasıl olumlu etkileri oluyor sosyal anlamda veya fiziksel anlamda? Şöyle söyleyeyim size, bale denilince aklımıza ilk gelen şey incelik, zarafet ve disiplin. Disiplin balenin olmazsa olmazı. Küçük yaşlarda hobi olarak başladığımız klasik bale eğitimi, daha sonra o kadar güzel hayat tarzımız, bizim tutkumuz, yaşama amacımız bazen, bazı durumlarda öyle oluyor. Baleye göre uyuyoruz, baleye göre besleniyoruz. Biz farkında olmadan hem bedensel hem de zihinsel disiplin sahibi oluyoruz. Klasik bale eğitimi sayesinde. Ayrıca bale egzersizleri kasları uzatarak yapıldığı için iskelet ve kas sistemine çok faydalı oluyor. Çocuklarımızın bedenlerinde, iskelet sisteminin gelişmesinde, kas sisteminin gelişmesinde büyük faydalar görüyoruz. Ortopedi uzmanları, ortopedi doktorları da bize yönlendiriyor. Çünkü çocuklarda bazen skolyoz, duruş bozukluğu, içe basma, düz tabanlık gibi problemler, şikayetler maalesef karşılaştığımız şeyler. Bale eğitimi bu deformasyonların, vücuttaki deformasyonların düzeltilmesine çok etkili. Balenin diğer danslardan farklı olarak kendine ait bir tekniğinin olması bize vücudumuzun, duruşumuzun nasıl doğru durmamız gerektiği, nasıl doğru basmamız gerektiği konusunda bizi çok güzel yönlendiriyor. O yüzden de bu tip rahatsızlıkları olan çocuklarımıza ortopedi uzmanları bale eğitimi için yönlendiriyor. Peki Aslı Hanım, ben şimdi 30 yaşıma gelmek üzere olan bir bayan olarak baleye başlamak istiyorum. Bu yaştan sonra başladığımda bunu nedenli başarabilirim? Veya sizce çok mu geç kaldım? Çünkü çocukluğumdan beri içimde bir ukde. Benim gibi birçok izleyici vardır eminim, belli bir yaştan sonra baleye başlamak isteyen. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Tabii benim her zaman savunduğum şey, insanın önündeki en büyük engel kendisidir. Eğer istiyorsanız başaramayacağınız hiçbir şey yoktur. Bu sadece klasik bale anlamında değil, hayatımızın her alanı için geçerli olan bir şey. Biz bu düşünceyle yola çıkarak geçen sene ileri yaş bale grubunu açtık. Çok da talep oldu. Şöyle söyleyeyim, 17 yaşından 34 yaşına kadar bir öğrenci portföyümüz, çeşitliliğimiz oldu o grubumuzda ve gayet de başarılı olduk. İsteyerek, severek çalıştıkları için. Ne o derslerde vücutlarını esnetmek için çektikleri acı, ne buraya gelmek için harcadıkları vakit, hiçbir şeyi problem etmeden düzenli, disiplinli, muntazam bir şekilde derslerini aksatmadan okulumuza geldiler. Ve hatta bizim point dediğimiz ayakkabılarımızı, özel balerin ayakkabıları diyeyim,
pointleri giyinip geçen sene okulumuzun gösterisine çıktılar. Bu inanılmaz büyük bir özgüven kaynağı oldu kendileri için.